Huzeyfe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Bu konuda sorulan, sorandan daha bilgili değildir. Ancak kıyametin alametleri vardır. Çarşı pazarın bereketsiz olması, yağmur yağar, bitki bitmez, faiz yiyenler çoğalır. Zinadan hasıl olan çocuklar ortada dolaşır. Mal sahiplerine saygı gösterilir. Mescitlerde günahkar kimselerin sesleri yükselir. Kötüler ve savunucuları hak ehline üstün çıkar. Bana böyle bir zamanda ne emredersin? Ya Resulallah, dinini kurtarmaya bak ya da evinde kal. Resulullah kıyametin alametlerini şöyle anlattı. Zamanın değişmesi, günahların açıktan işlenir olması, insaflıların aciz kalması, namazın bir yük sayılması, zekatın kul borcuna benzetilmesi, emanetin ganimet malı gibi olması, Kur'an okuyanların mal toplama heveslisi olması, çocukların beylik devri, söz sahibi olmaları, kadınların idarecilik devri, cariyelerle müşavere edilmesi, Ebu Hayyan Teymi, Ebu Zer yolu ile gelen rivayette amirin şöyle dediği rivayet edilir. Üç kişi Medine'de Mervan'ın toplantısına gittiler. Orada Mervan kıyamet alametlerini anlatıyordu. Dinlediler. Ona göre kıyamet alametlerinin ilki Deccal'ın çıkmasıydı. O üç kişi Mervan'ın yanından kalktı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın yanına gitti. Mervan'ın dediğini ona anlattı. Abdullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu dinledim. Kıyametin ilk alameti güneşin battığı yerden doğmasıdır. Yahut dabbenin çıkmasıdır. Sonra anlatmaya devam etti. Güneşin durumu şöyle olur. Her battığı zaman arşın altına gider, secde eder ve geri dönmesi için izin ister. Allah-u Teala batıdan doğmasını dilediği zaman yine arşın altına gider, secde eder, geri dönmesi için izin ister. Bu defa ona izin verilmez. Tekrar izin ister, yine verilmez. İzin verilse dahi kavuşamayacağını anlayınca şöyle der. Ya Rabbi, beni insanlardan niçin uzaklaştırdın? Gece karanlığı her anı sarıp kaldığı zaman tekrar izin ister. Bu sefer şöyle izin verilir. Olduğun yerden doğ. Bundan sonra Abdullah radıyallahu anh şu ayeti okudu. Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman daha önce iman etmemiş veya imanıyla bir iyilik etmemişse imanı ona faydalı olmaz. De ki bekleyiniz, biz de bekliyoruz. Enam suresi 158. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal çıktığı zaman bir takım kimseler şöyle derler. Biz de onun yalancı olduğunu biliyoruz ama yiyeceklerimizin temini, hayvanlarımızın güdülmesi için onunla arkadaşlık ediyoruz. Ama Rabbin gazabı geldiği zaman hepsine birden gelir. Deccal sağ gözü kör olarak çıkacaktır. Anadan doğma körlerin gözlerini açar. Bazı hastalıkları giderir. Ölüleri diriltir. İnsanlara ben sizin Rabbinizim der. Bir kimse ona sen Rabbimsin derse sapıklığa düşer. Rabbim Allah'tır der ve bu hal üzere ölürse Allah onu fitnesinden kurtarır. Allah-u Teala ne kadar kalmasını dilemişse Deccal o kadar kalır. Bundan sonra batı tarafından İsa bin Meryem Muhammed'i tasdik ederek gelir. Deccal'ı öldürür. Sonra şöyle buyurdu. İşte bu kıyamet alametidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Aile fertleri kafiriyle, müminiyle tek kap içinde yemek yemedikçe kıyamet kopmaz. Onlar birbirlerini bilirler. Bu nasıl olur diye sordular. Şöyle dedi.
dabbe çıkar, dabbetül arz. Her insanın secde yerini mesheder. Onu öyle yapmasıyla müminin yüzünde bir beyaz nokta çıkar. Yüzünde aydınlık durur. Yüzünü ağartır. Kafirde ise siyah bir nokta çıkar. Bu da onun yüzünü karartır. Hatta bunlar pazarlarında birbirleriyle alışveriş yaparken, "Bu nasıl? Kaça satıyorsun ey mümin? Bunu nasıl? Kaça alıyorsun ey kafir?" diye söyleşirler. Ama birbirlerinin sözlerini reddetmezler. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: "Dabbe tüylü ve kuyruklu olarak çıkar. Dört bacaklıdır. Tihame vadilerinden birinden çıkar." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş battığı yerden doğunca da tüm insanlar iman ederler. Ancak daha önce iman etmiş değilse, imanında yakin, üstün derece elde etmemiş ise bu imanın hiçbir faydası olmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Size bir gece gelecektir ki o sizin bu geceniz gibi üç gecedir. O gece geldiği zaman teheccüd namazına kalkan kimseler bilirler. Onlardan biri kalkar, virdini okur, uyur. Sonra yine kalkar, virdini okur, yine uyur. Tekrar kalkar, virdini yapar, tekrar uyur. Bu arada insanlar birbirine girer. Bu ne haldir diye sorarlar. Sonra koşarlar. Bu arada güneş de doğmuş olur. Semanın ortasına geldiği zaman dönüp doğduğu yerden batar." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeştirler. Dinleri birdir. Ben İsa'ya onların en yakınıyım. Çünkü aramızda peygamber yoktur. Sonra ümmetim içinde o benim halifemdir. O gelince domuz öldürecek, putu kıracak, cizyeyi koyacak. O zaman savaş ağırlıkları bırakılır. Daha önce yeryüzünü nasıl haksızlık ve zulüm kaplamış ise onun gelişiyle hak ve adalet yerini bulur. Hatta aslan ile deve birlikte yayılır. Kaplan sığırla salınır. Kurt koyunla gezer. Çocuklar yılanla oynarlar." Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: "İsa aleyhisselam iner. Deccal onu görünce yağ gibi eriyip gider. İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürür. Deccal ölünce Yahudiler ondan ayrılır ve aralarında savaş başlar. Hatta arkasında Yahudinin saklandığı her taş bağırır: ey Allah'ın Müslüman kulu, işte bir Yahudi saklanıyor, gel öldür der." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yecüc ve Mecüc seddi delmeye çalışırlar. Güneşin aydınlığı görülmek üzereyken başlarındaki şöyle der: bırakın, yerinize dönün, yarın kazıya devam edersiniz. Onlar gidince Allah-u Teala sette eski haline getirir. Sonra yine gelir, kazıya devam ederler. Yine güneşin aydınlığı görülmek üzereyken başlarındaki önceki gibi söyler: dönün yerinize, yarın devam edersiniz inşallah. İnşallah dediği için ertesi gün geldikleri zaman bıraktıkları gibi bulurlar. Nihayet diğer insanların bulundukları yerlere çıkarlar. Suları içer, bitirirler. İnsanlar onların yüzünden sığınaklara girer. Allah-u Teala hayvanların burunlarındaki kurtlara benzer bir kurdu onların boyunlarından çıkarır, o kurt onları öldürür." Ebu Said radıyallahu anh şöyle der: "Yecüc ve Mecüc'ten sonra beyt hac edilir. Oralara ağaç dikilir." Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ın şöyle dediği anlatılır: "Yecüc ve Mecüc'ten olan her erkek geride bin, hatta daha fazla zürriyet bırakır." Hasan Basri radıyallahu anh şöyle der: "Kıyametten önce karanlık gece çatışmaları şeklinde
anarşiler olacaktır. Bedenleri nasıl ölürse erkeklerin kalpleri de ölecektir. İnsan o zaman mümin olarak sabahlar, akşama kafir olur. Akşam mümin olur, sabaha kafir olarak çıkar. Bir takım kimseler dinlerini az bir dünyalığa satarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altı şeye gelmeden önce iyi ameller işlemeye çalışınız. Güneş battığı yerden doğmadan önce, Deccal çıkmadan önce, Duhan olmadan önce, Dabbe çıkmadan önce, ölüm gelmeden önce, kıyamet kopmadan önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gelecek zamanda yere batma, vücutlarda şekil değiştirme ve namuslu kadına iftira olacaktır. Dediler ki, ya Resulallah, onlar Allah'tan başka ilah yoktur şehadetini yaparlar mı? Şöyle buyurdu. Evet öyle. Ama onlar arasında şu dört şey yaygınlaşınca anlatılanlar olur. Şarkıcı kadınlar, çeşitli çalgı aletleri, çok içki içenler, ipekli giyimler. Meşruk şöyle der. Biri mescitte anlatıyordu. Kıyamet günü yaklaşınca semadan bir duman iner. Bu duman münafıkların kulaklarına ve gözlerine iner. Müminlere o dumandan ancak nezleye benzer bir hal olur. Abdullah bin Mesud'un yanına gittim. Dinlediğimi ona anlattım. Dayanmış oturuyordu. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey insanlar, sizden birinin yanında ilim ve nevinden bir şey varsa o ilimden de sorulursa söylesin. Şayet sorulan şeye dair bir bilgisi yoksa en iyi bilen Allah'tır desin.